Yeni bir dostla birlikteyiz diyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Faruk Serbest. Faruk Serbest. Faruk Bey, ne zamandan beri okçular çağrısındasınız? Ben 80'den beri buradayım. İş yeriniz mi yoksa çalışıyorum? Çalışıyorum, evet. Peki. Nasıl işler? Vallahi şu an işler birazcık durgun. Yani bayram sonu. Millet de şu an kışlık sezon sonu. Evet. Yani durgun yani. Fazla bir şeyimiz yok yani. Peki genelde okçular çağrısında böyle nasıl tarif edilir? Çığırtkanlık mı denir? Böyle kapıda duran şeyler olur. Böyle tezgahtarlar. Sizde öyle bir şey var mı? Şimdi şöyle, yani eskiden burada bağırma olayı falan yoktu. Yani en son işte bu beşçiler, oncular görüyorsunuz yani. Ondan sonra çarşımız şemal değişti yani. Eskiden böyle bağırma çağırma olayımız yoktu yani. Genelde esnaf kapısındaki tezgahtarlar bağırmıyorlar ama beşlik, onluklar. Tabii, görüyorsunuz yani. Şimdi en azından misal biz müşteri geldiği zaman, çünkü müşteri burada zora çekemezsin. Yani en azından müşteriye iyi davranmak istiyorsan, eğer ki müşteri sıkmak istemiyorsan müşteri rahat bırakman lazım. Evet. Ama şimdi ne yazık ki, affedersin, müşteri şu an geçmeye kalktığı zaman bile herkes abla buyur abla şu an. Yok yani, bizde o olay yok. Bizim gayet yani sakin, müşteriye karşı tavrımız olsun, davranmamız olsun iyi güzel yani. Müşteri fazla sıkmaya da gelmiyor yani. Hele şu zamanda çok zor yani. Alternatif çok. Hemen başka bir dükkana giriyor, öyle mi? Mecburen. Mecburen müşteri kaçıyor. Ne gibi kaçıyor? Bugün Zafer Plaza olsun, Asmart Plaza olsun, Carrefour olsun. Yani bayağı büyük mağazalar. Artık çarşımızda yani bitirmek noktasına geldi. O da neden geldi? İşte hep bu yüzden. Yani abla gel abla, abla şu abla, abla bu abla. Olmaz. Yani bugün bir insanı sıktığın zaman ne olur? Affedersin, bir hayvanı bile bugün sıkamıyorsun ki. Evet. Yani insanı sıkamazsın yani. 30 sene ben çarşıdayım. Biz eskiden abilerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz bir şeyler var. Yani müşteriye karşı bir hareketimiz olsun, tavrımız olsun. Gayet güzel ama şu an, şu zamanda yeni nesil tezgahtar olayı artık bitmeye başladı yani. Evet. Yani şu an ne bileyim, derdimiz çok ama zaman yetmez ona yani. Zaman Peki. yetmez. Kaç yıldan beri Bursa'dayız? Ben doğup büyüme Bursa'dayım. Biz göçmeniz. Anne baba bizim Yugoslav göçmeni. Biz 52 senesinden beri Bursa'dayız. Ben 70 doğumluyum. Evet. Yani 70-38 yaşındayım yani. 8 yatağım, bu işi yapıyorum yani. Evet. Ne kadar güzel. Peki hangi takımı tutuyoruz? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisiniz ama Bursa'da oturuyorsanız mutlaka ikinci bir takımınız yani vardır. Bursa. Neden Bursa ikinci takım olur? Ya şimdi neden oldu? Bugün yönetim olsun Bursa Spor'da. Bugün büyüklerimiz, abilerimiz ne yaptılar? Yok Fenerbahçe, yok Galatasaray, yok şu, yok bu. Yani bugün gençlerimizi dahi, affedersin, oraya yönlendirdiler yani. Bugün inşallah Bursa Spor güzel bir yere gelecek ki bizim de arkadan gelen yeni nesilimiz inşallah Bursa batacak yani. Evet, yani olay şu, Bursa büyük takım olursa inşallah, Fenerbahçe, inşallah. Galatasaray'da ikinci takımımız i̇nşallah, olur diyorsun. İnşallah, inşallah. Çünkü gönlümden söylüyorum onu. Zaten şu an ben Fenerbahçe'yi bırakmak üzereyim ya. Çünkü bu şartlar, bu gidişat yani mecburen bayağı bir bizi zorluyor yani. Rezil oluruz çarşıda ya. Bir de şimdi esnaf adamız. Ben de şöyle tarif edeyim kendimi o zaman. 103 gol atılana kadar ben de Fenerbahçeliydim. Dedim şimdi, bu işin zirvesi evet, burada. En yüksek noktasında ben bu işi bırakayım. Yoksa sizin gibi olurdum. Bırakacaklar zaten. Ya şimdi şöyle bir olay var. Yani bir sürü genç hocamız var. Teknik direktörümüz var. Ondan sonra. Yani gidiyorsun bugün bir Avrupalı'ya milyon dolarlar veriyorsun. Efendime söyleyeyim. Yazık günah. Bugün ben bir Yılmaz Rol hastasıyım. Değil mi? Bak ben bir Yılmaz Rol hastasıyım. Her zaman da bunu söylemişimdir. Elbet bir gün inşallah ben bunu Fenerbahçe'de görmek isterim yani. Şu adamı yani. Evet. Yılmaz Rol görmek isterim yani. Sezon başından sonuna kadar yani. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Yılmaz Vural hocanın öyle bir özelliği var. Hiçbir takıma daha bugüne kadar Türkiye liglerinde başından sonuna kadar yönetmemiş. Kurtarıcı olarak gelmiş. Şöyle bir olay var. Yani şimdi Yılmaz Vural Bursa Spor'la simgeleşmiş. Evet. Ama bugün bir 4 tane büyüklerimiz, bugün Trabzonspor'da falan az kaldı ama sabırsızlıktan evet, adamın hakkı yeniyor. Yani bugün bir yerli hocanın bir büyük kulüplerde, şimdi bugün Mustafa Denizli 5 kişiye geldi. Ben en fazla 5 maçta yenebiliyorum yani. Peki, iyi bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Vakti başka bir şey gelmedi. Görüşmek üzere, vallahi, sağ olun. Peki o zaman. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, Okçular Çarşısı'ndaki sohbetlerimiz devam ediyor. Şimdi yeni bir dostla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet ben. Ahmet, soy isim ne Ahmet? Çatal Çekiç. Çatal Çekiç. Evet. Bilmece gibi böyle Çatal Çekiç. Peki Ahmet Bey, kaç seneden beri Okçular Çarşısı'ndayız? 11 sene oldu. Bu sene de 11 sene. 11 sene. Ne iş yapıyoruz? Leoba işletmecisiyim burada. Daha önce burada bir başka abimiz vardı. Neydi? Davut abi. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Evet. Yaşıyor.
Peki. Okçular Çarşısı'nda Davut abiyi de çok insan bilir. Burada ayakkabı boyadı, değil mi? Aynen doğru. Evet. Peki isim olarak söylemiş olalım da. Peki Bursa Spor hastası diye duyduk sizi. Öyle mi? Evet. Gerçek Bursa Sporluyuz biz. En heyecanlandıran maçını bize bir anlatır mısınız? Hangisiydi? En heyecanlandıran maç, ben 63 doğumluyum. Bu Musisilerin, Ercümentlerin olduğu zaman, Necat Biyat için çalıştırdığı zaman, İmparatorun çalıştırdığı zaman Karlıca Bursa Spor maçı akıllardan hala. Kaç kaç bitmişti? Penaltılarla elenmiştik onlara, evet, penaltılarla. Aşağı yukarı, evet. Peki şeyi hatırlıyor musunuz? Şurada hemen Okçular Çarşısı'nın üst tarafında bir aslanlar ayakkabı vardı burada. Tabii hatırlıyorum. İmparator o sene gelmişti Bursa'ya. Evet. Hatta Bursa düştü çıktı, öyle bir durumları da vardı. Vardı, evet. Cimbom'la yapacağı bir maç vardı. Bursa Spor yeşil beyaz kuaförü vardı burada bir de. Vardı, evet. Bu maçta galibiyet golünü atan kişiye ben bir altın saat hediye edeceğim demişti. Kimdi Bursa Spor yeşil beyaz kuaförün sahibinin adını biliyor musunuz? Salim Bey. Salim abi değil mi? Evet, bak o günleri hatırlıyorum. O maçta Bursa Spor'un galibiyet golünü İmparator atmıştı Necat Biyeciç. Ve buraya gelmişlerdi, bir altın saat takmıştı Salim abimiz. Doğru, evet. Doğru. Ben tanık olmadım ama duydum. Evet, o fotoğrafın içerisinde ben de vardım. Doğrudur abi. Peki nasıl buluyorsunuz bu sene Bursa Spor'u? Vallahi bu sene Bursa Spor, Allah nazardan saklasın diyelim. Nazarımız değmesin Bursa Spor'a, çok güzel gidiyor bu sene. Kaç yıldan beri Bursa'dayız? Ben doğma büyüme Bursalıyım. Dedeler falan? Onlar Selanik'ten gelmişler zamanında ama babam annem de Bursa doğumlu yani. Bursa bir göç şehri. Aynen öyle. Kaç yıldan sonra insanlar biz de Bursalıyız demeye başlıyor? Hiç öyle bir şeye tanık oldunuz mu? Vallahi ben tanık olmadım ama ben gerçek Bursalı sayıyorum kendimi yani. Çünkü dedelerimiz dışarıdan gelmişler. Babamın burada doğması bizi artık gerçek Bursalı olduğumuz her halimizden belli olsa gerek. Bursa'nın en çok hoşunuza giden yeri neresi? Sizin için anlamı olan bir yer var mı böyle? Bizim için anlamı olan yerler Bursa'da birkaç tane veyahut da çok sayabiliriz. Yani mesela Yeşil, Ulu Cami, efendim Emir Sultan, Çekirge, bunlar daha da var yani, sayamayacağımız çok yerleri var Bursa'nın. Peki Bursa'da olup da Bursa'nın belli bölgelerine hiç gitmeyen insanlar da varmış. Biliyor musunuz böyle kişiler var mı? Mesela Bursa'da olup da hiç teleferiye binmeyen insan varmış. Öyle diyorlar, evet. Vardır tabii, doğrudur. Değil mi? Ama ben yani kendi şahsıma konuşayım. Bursa'da gitmediğim, görmediğim, gezmediğim yer yoktur yani. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıraya mektup programımız Okçular Çarşısı'nda devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Sakin Gülay, Trabzonluyum. Burada lokanta işiyle uğraşıyorum. Kaç yıldan beri Bursa'dayız? 96'da geldim Bursa'ya, evet. Odur budur lokanta işinde meslek oldu artık. Çancılar'da yerimiz. Okçular esnafı en çok hangi yemeği seçiyor, seviyor? Var mı öyle bir özel bir yemeğiniz? Genelde tas kebabı, sebzeli kebap, ağırlıklı ciğer, kuru fasulye, bunlar yani. Diğer yemekler de yeniliyor da genelde et yemeği. Evet. Trabzon'dan geldiğimi dediniz ama hiç Trabzonlu şivesi yok sizde böyle. Ya meslek icabı, genelde hep restoran, otel, bu işleri yaptığımız için mecburen şive değişiyor. Ben Trabzon Şalpazarı ilçesindenim. Şalpazarı Türkçeyi daha düzgün konuş. Yani Trabzon'da Akçabat, Kövür çok daha değişiktir şivesi. Şalpazarı daha düzgün. Evet. Peki hangi takımı tutuyoruz? Bursa Sporluyum. Görüyorsunuz ilk defa böyle bir Trabzonluyla Trabzonspor'u tutmayan birisiyle karşılaştık. Trabzonlu olup Trabzonspor'u tutmayan, yani Bursa'da yaşayan Bursaspor'u tutan. Evet. Güzel bir şey ya bu. Ben 96'da geldim. Sonlarına doğru Okan Yılmaz'la tanıştım. O da Trabzonlu hemşerim. Ondan sonra Baliş'le tanıştım, Musisi'yle tanıştım. Ondan sonra bende bir sevda başladı. Rüyalarda bile antrenmanlara çıkıyordum yani, öyle deplasmanlara gidiyorum. 5 yaşında bir tane kızım var.
Olay çektim mi başlıyor timsah yürüyüşüne. Yani öyle böyle değil. Lokantaya yolunuz düşerse bilmiyorum gelirseniz her taraf Bursa Spor. Nasıl bu sene Bursa Spor'un hali? Mükemmel yani. Yani İnşallah nazar değmez. Son senelerde yani en iyi lige başladığımız dönem. Takım çok iyi, yönetim, teknik kadro, taraftar zaten mükemmel, anlatmaya gerek yok. Evet. İlk başladığım zamanlar sırf taraftarı izlemek için Açık Kale'den bilet alıyordum ben. Sadece onu izlemek için. Ben İstanbul'da da yaşadım 3,5 sene. Her bütün maçlara gidiyordum oradan fırsat buldukça. Evet. Ama buradaki bu atmosfer yok yani. Hiçbir yerde yok yani. Peki Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı. Sıla'da vardır mutlaka akrabalar, tanıdıklar. Onlara bir mesaj verin desek, bir selam gönderin desek neler söylersiniz? Annem var, kız kardeşlerim var, enişteler var. Ben burada yalnız kalıyorum, eşim ve çocuğum var. Tabii insan özlüyor, gurbet. Ama nasıl diyeyim, biz Karadeniz'de olduğumuz için yaylaları, dağı çok seviyoruz. Bağlar başında oturuyordum, yetmedi, daha çıktım teferüşe. En üst tepede, benden sonra sokak yok. Evet. Yani millet aşağı doğru manzara izler, ben yukarı dönüyorum sırtımı, veriyorum şehre. Özlüyor insan memleketini ama doğduğun yer değil, doyduğun yer önemli olan. Hatta soruyorlar bazen neresin? Bursalıyım diyorum yani, öyle bir şey oldu yani artık. Yani 13-14 sene oluyor. Annemi özledim tabii. Kız kardeşlerim var. 2 yılda, 3 yılda bir gidiyoruz. Malum işlerden dolayı. İnsan özlüyor. Herkese selam söylüyorum buradan, eğer sesimiz oralara kadar ulaşırsa. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Mektup adlı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü programda Okçular Çarşısı'ndayız ve esnaflarımızı tanımaya devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İshak Yaşar, Yusufeli'yim. Bademköy, eski ismi Çovar Köyü'ndenim. Şu anda Bursa'da ikamete etmekteyim. Kaç yıldan beri Bursa'dasınız? 23 senedir Bursa'dayız. 23 senedir. Yaş kaç? 23 senedir. 37. 37. 14 yaşında gelmişsiniz. Çoğu burada geçmiş. O zaman bundan sonra Bursalı'yız diyeceğiz. Evet Mustafa'cığım. Bursalı'yız tabii ki. Evet. Peki Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı. En son mektubu ne zaman yazdınız biliyor musunuz? Askerdeyken yazmıştım herhalde, hatırladığım kadarıyla. Herkes askerdeyken yazmış. Artık mektuba gerek kalmadı ki, her şey ulaşabiliyor. Daha pratik olarak telefon olsun, internet olsun, hepsine ulaşabiliyoruz rahatlıkla. Ama mektubun bir özlemi vardı değil mi? Tabii ki. Mektup başka bir duyguydu. Yazardın sevgiline, yazardın annene, yazardın babana. Sonra cevabı ne zaman gelecek diye beklerdin, özlem duyardın. Acaba ne yazdılar, ne yazacaklar? Mustafa'cığım. Doğrudur. Peki, çocuk giyimi satıyorsunuz galiba burada. Evet, 0-16 yaş. Sünnet, abiye, her türlü kıyafetimiz mevcuttur. Hemşehrilerimizi bekliyoruz tabii ki, Bursalılar da dahilinde. Evet. Peki ben hemen bir müşteri profili çizeyim sana. Şöyle bir kadın, bir erkek ve şöyle 2-3 yaşlarında çocuğuyla geldiler dükkanınıza. Evet. Anne baba, oğlum kızım bak bakayım neyi beğeneceksin diye sormaya başladılar. Çocuk da bir şunu bir bunu işaretle 5-10 tane gösterdi. Böyle bir müşteriye nasıl davranıyorsunuz? İçinizden hiç sinirleniyor musunuz? Ya sinirlenmiyoruz desem yalan olur ama tabii ki bizim görevimiz ve nitekim göstermek mecburiyetindeyiz. Evet. Müşteri bizim minnetimizdir yani. 2-3 yaşındaki çocuk şunu istiyorum deyince çıkartıyorsun. Tabii ki çıkartıyoruz mesajı. Peki 2-3 yaşındaki çocuk beğeniyor mu? Günümüzün şartlarının çocuğu inan beğeniyor Mustafa'cığım. Yani değil bizim mi? Zamanımızda ben 14 yaşına kadar babam getirdiği zaman bunu al giyeceksin dediğim zaman giyiyorduk. Değil ama mi? Günümüzün çağında şu andaki çocuklarımız yani 1 yaşından başlıyor desem doğru olur yani. Değil mi? Evet. Bunun kaynağı da galiba televizyonlar. Her tabii, şeyi öğretiyorlar. Tabii her şey öyle, televizyonlar. Peki Gurbetten Sıla'ya mektup programımız. Bu program aracılığıyla dostlarınıza neler söylemek istersiniz son birkaç cümle? Hepsine selam deriz. Yani genellikle görüştüğümüz insanlar, dostlarımız. Evet. Selam. Başka bir şey, sağlık ve mutluluk dileriz yani. Tamam.